İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Acarsoy. Bugün PES 2017'nin Pro Evolution Soccer 17'nin demosuyla karşınızdayım. PlayStation 4 üzerinden oynayacağım. Demosu yeni çıktı sayılır. Ben de anca indirdim. Türkçeyi seçtim. Bir maç yaptım sanırım arkadaşımla. Bir olması lazım ya. Tabii bir maç yaptım ve şimdi de videoya girişiyorum. Takımlar olarak Atletico Madrid, Arsenal, Barcelona, Boca Juniors, River Plate, Corinthians, Flamengo, Almanya ve Fransa var. Bu takımlar arasından Barça'yı sevmediğim için Almanya'yı seçiyorum. Ben Almanya diyorum. Rakibimiz de rastgele belirleyelim dedim. Rastgele belirlenmiyor. Madem Almanya'yı seçtik, rakibimiz de Fransa olsun. Hemen öncelikle oyun planına bakalım. Neler değişmiş, neler var, neler yok gibi bir inceleme yapmayacağım. Daha çok oyun içi bir inceleme olacağından kaynaklı olarak şöyle hızlıca size ayarları gösteriyorum ki bilen arkadaşlarımız nelerin değişip nelerin değişmediğini burada eğer gördükleri bir şey varsa fark etsinler diye. Defans talimatları, hücum talimatları falanlar filanlar hepsi alayı burada. Kadromuza bir bakalım gözümüz taktıktan sonra elbette. Kadromuzda Gomez forvet oynuyor. Şurayı da alabilir misiniz aslında, oraya da kalsın. Bakalım şöyle kimlerimiz var kimlerimiz yok. 81 geç, şu adamı değiştirmek istiyorum. Eğer daha düzgünü varsa 74'lük bir arkadaşımızmış. 77'lik var Mustafi. Onu alalım. Tamam, burası güzel. Şu dosta da Kedira'yla Schweinsteiger'i değiştirebilirim aslında. Evet, Schweinsteiger'i değiştirelim. Defansı da Schweinsteiger'in daha iyi. Draxler yerine de bakalım daha iyisi var mı? Sane olabilir. Hızı nasıl Sane'nin? Daha iyi. Tamam, Sane olsun o zaman. Mario Götze, Luigi de Göktür gibi iğrenç bir espri yapmayacağım. Tamam ya, böyle kalsın. Sonra şurayı alırız belki. Güzel oldu kadro. Bu şekilde oynayacağım. Rakibimizde dünyanın en pahalı oyuncusu olan Pogba var. Bunlar zaten klasik ayarlar. Destek ayarlarına bakacak mıyız, bakmayacak mıyız hiçbir fikrim yok. Bakıyoruz şöyle hızlıca. Basit ayarlar falanlar filanlar. Geç bunları acı. Genel ayarlardan orta seviye profesyonel yapalım. Maç süresi 10 dakika olsun. Oyuncu değişikliği tamam. Herkes full formda olsun. Herkes full formda. Sakatlık kap açayım. Görelim. Oyuncu duyguları açık olacak. Uzatma ve penaltılar ne yazık ki yok. Demo olduğu için. Stadyumlara bakalım neler var elimizde. Camp Nou var. Sona Arena. Camp Nou, Sona Arena. Bu kadar. O zaman Camp Nou'yu seçiyoruz. Nou Camp. Barcelona'nın stadyumu. Hava güzel olsun. Çimin uzunluğu normal. Sağ koşulları normal. Mevsim yaz olsun ki düzgün bir havada maç yapalım. Formalarımız güzel. Formalarımız seksi. Formalarımız uygun. Ama siyahı seçmek istiyorum. Evet. Koşullar uygun. Hava futbol oynamaya müsait. Zemin futbol oynamaya müsait. İspanya'da Camp Nou'da, Nou Camp'ta, Barcelona'nın stadında Almanya-Fransa maçı. Niye bu kadar heyecanlandım bilmiyorum ama Almanya-Fransa maçı. Şimdi Fransa'ya çakmak için oynayacağız. Evet, Nou Camp'ın dışarıdan görüntüsü. Almanya-Fransa. Coca-Cola sponsorluğunda. Bu da imamın abdest suyu gibi olmuş. Evet, spiker yok demoda. Öyle bir sıkıntımız var. Demoda spiker yok. Görüyorsunuz, oyuncular sahaya çıkıyor. Oyuncular sahaya çıkıyor. Tribünleri selamlıyorlar. İstiklal Marşı için İstiklal Marşı olmaz. Milli marşlar için dizildiler. Tribünler dolu. Tribünler tıklım tıklım. İğne atsan yere düşmesi 5 yıl sürecek gibi bir hava var. Şimdi Fransa Milli Marşı. Yok tabii ki ama okuyorlar. Hepsi de farklı bir şey okuyor sanki ya. Yok lan, aynı okuyorlarmış. Güzel. Vallahi aynı okuyor gibiler ha. Hepsi Zenca. Fransa bildiğin Cezayir'den, Afrika'dan toplama. Eski sömürgelerinden. Bak farklı okudunuz hacı siz. Siz ikiniz farklı okudunuz. Sizin dudaklar küçük zaten, belli bile olmuyor. Kalede bu amcamız var. Alkışlayalım sonrasında. Yalnız bu bitmez. Geçiyorum o sayfayı. Başlıyoruz. Almanya maça başlıyor. Şu anda PlayStation 4'ten oynuyorum dediğim gibi ama kaydı bilgisayardan alıyorum. O sebeple görüntü kalitesi 720p'de oyunun direkt olarak kendi görüntüsü de biraz kalite size normalden farklı gelebilir. Profesyonelde oynuyorum yani, zor gelebilir bu bana. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Neuer'e döndü. Manuel Neuer. Arkadaşlarına bakıyor. Sol köşede arkadaşı boş. Hector. Hummels'e döndü. Hummels tekrar Hector. Tekrar Hummels. Sağ kanatta Sane'yi boş gördü ama Biraz uzun bir pas oldu. Biraz uzağına düştü. Ciro. Savunma etkili. Yapma Volkan. Oyuncu değişikliği hakkımızda doldu. Arada hafiften bir FPS düşüşü görüyorsanız ki 30 FPS'te sabit aslında. O da bilgisayardan videoyu kaydetmemden kaynaklı. Çok güzel, offside yok. Müller ortaya baktı. Müller'in ortası. Çok kötü kafa. Çok kötü kafa. Çok kötü kafa. İlk tehlikeli atak Almanya'dan, yani bizden geldi. Offside değil. Çok güzel bir pas. Tam zamanında bir pas. Oyuna genel olarak bakacak olursak arkadaşlar, yani grafikler konusuna girmek istemiyorum. Grafikleri zaten gördüğünüz gibi. Fakat şöyle bir durum var. Ben PES'i, Pro Evolution Soccer'ı Winning Eleven olduğu zamanlardan beri oynuyorum. Winning Eleven 3'ten beri oynuyorum. Yani çok eski bir PES kullanıcısıyım. Hatta daha PES değilken ismi bile oynuyordum. PlayStation 1'de oynardım Winning Eleven'ı. Japon futbolu derdik o zamanlar. İnternet kafelerde ya da evinde bulunan arkadaşlar da oynarken. Hep şunu savunmuşumdur. Bilgisayarda FIFA'yı da FIFA 97'den beri oynadığım için bilgisayarda FIFA, konsollarda PES, Winning Eleven daha iyi derdim. Fakat bildiğiniz gibi bir süre ve bu sefer Allah belanı versin Sane mi o? 2 oldu lan, 2 oldu lan. O saçları uzatacağına kafa yeteneğini arttırsaydın şerefsiz. Neyse. Biliyorsunuz bir dönem PES bayağı bir fark attı FIFA'ya. Hem PlayStation, yani hem konsollarda hem bilgisayarda. Özellikle 2013'le PES 2013'le PES zirvesini yaşadı. Benim de en sevdiğim PES oyunlarından biridir. Deli gibi oynuyordum PES 2013'ü. FIFA'yı oynamadığım kadar. Fakat 2013 sonrasında PES boka sardı. Yine Evra, yine orta, bu sefer taç. PES boka sardı. Gerçekten çok kötü oldu. Ve PES 2016 almadım bile ben. 15'i de almamıştım mesela. Sonrasında bir arkadaşlarımla bir turnuvamız vardı. O sebeple oyunu edindim. Fakat oyun beni çıldırtmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Yani hayatımda oynadığım en kötü, hani sadece futbol oyunu olarak söylemek istemiyorum, en kötü oyunlardan biriydi PES 2016 bana göre. Ne kaleci, çok boktan kaleciler vardı. Hakem çok saçmaydı. Mesela orta kafa gol bug'ı vardı resmen. Hani belirli bir orta şekli var. Onu yaptığın anda cehennemin dibinden adam geliyor, kafayı vuruyor ve gol oluyor. Böyle sıkıntıları vardı. Aha, kendi kalesine gol! Kendi kalesine attı. Kafayı kendi vurdu. Kendi kalesine vurduğu kafa. Direkten, Sanya karşı takımda bu arada. Direkten döndü. Dönen top uzaklaştırayım derken ağlarla buluştu. Dediğim gibi paslar çok saçmaydı. Sürekli bir pas hatası bilmem ne falan muhabbeti vardı. Gerçekten çıldırttı oyun beni ki oynadığım adamlar bayağı uzun zamandır hem PES'i oynuyor, 2016'yı da baştan beri oynuyorlar ve adamların bana söyledi abi, hani defans zaten sıkıntı abi, özellikle arkaya atılan ara paslarda. Abi bu nasıl gol dediğimde PES sorgulamayacaksın, biz alıştık, hani bu PES'in doğası falan diyorlardı. Çok büyük saçmalık yaptım. Hani o derece boktandı. Fakat 2017'yi geçince ne çok uzattım 16 muhabbetini. 2017'ye geçince birçok şeyin çok daha güzelleşmiş ve düzelmiş olduğunu gördüm. Paslar daha iyi öncelikle. Belki LAN'dan oynadığım içindir. Yani arkadaşımla aynı cihaz üzerinden oynadığımız içindir. Çünkü turnuvayı biz online üzerinden yapıyorduk ama ondan kaynaklı olduğunu sanmıyorum çünkü adamlar 2-0. Adamlar normalde oynadığı halde aynı yorumları yapıyordu. Paslar düzelmiş. Hafiften bir gecikme vardı oyunda. Onlar düzelmiş. Kaleciler çok daha iyi olmuş. O konuda hiçbir şey söyleyemem. Kaleciler konusunda en azından 2016'ya göre çok daha büyük bir iş başarmış Konami. Hakem konusunda sıkıntım var çünkü arkadaşımla oynadığım oyunda faul dahi olmayan ciddi adam topa müdahale ediyor. Sonrasında hani müdahale ettiğim topun kontrolünde olan adam benim oyuncumun üzerine koşup düşüyor topa müdahale ettiğim halde. Bu hakem direkt kırmızı kart veriyor falan böyle. Çok enteresan olaylar yaşadım. O sebeple hakem konusunda çok girmek istemiyorum. Biraz sıkıntılı gördüm. Fakat belki beta'dan sonra düzelir. Demodan sonra düzelir, yani oyun çıkana kadar. Sistematik olarak çok daha iyi olmuş. Kaleciler dediğim gibi çok daha iyi. Uzaktan goller biraz daha düzgünleşmiş gibi gördüm. Yani daha fazla uzaktan gol oluyor. Fakat kaleciler biraz fazla açılıyor sanki. Çünkü uzaktan goller genelde hep kalecilerin açılmış olduğu durumlarda oluyor ki birkaç PES 2017 videosu da izlemiştim, demo videosu. Onlar da aynı şekilde oyuna başlar. Niye kafa atmadım ki ben orada? Basmadım şu an. Oyuna başlar başlamaz uzaktan çat diye mükemmel goller falan filan attı adamlar. O sebeple uzaktan gollerin biraz daha fazlalaşmış olduğunu düşünüyorum. Kolaylaşmış olduğunu. Onun dışında hareketler biraz daha güzelleşmiş gibi. Sanırım çalım atmak da biraz daha kolaylaştı. Fakat online'ı denemek lazım onun için tam karar verme açısından. Online denemeden o konuda bir şey diyemiyorum. Benim PES 2013'te en sevdiğim olay, benim PES oyununda olayım odur. Hani skill hareketleri falan yapmam. Adamın üstüne koşarım mesela. Adam tam müdahale edecekken, reflekslerim az biraz iyi olduğu için adam tam müdahale edecekken farklı bir yöne çekerim topu ve çalım atarım. PES 2016'da bunu kesinlikle yapamıyordun. Çok hem geç işlemesinden dolayı hem de boktan hareketlerden dolayı, adamın top kontrolünün falan kötü olmasından dolayı o durumu yapamıyorduk. Bunda biraz düzelmiş gibi geldi bana. Tabii ki dediğim gibi online'ı bir denemek, görmek lazım. Bunun bu konuda tam bir karar, tam bir yorum yapabilmek için. Şunlardan da nefret ediyorum mesela. 2016'da da vardı bu. Adama çarptığın anda sanki beton duvara çarpmışsın gibi herif löpşük diye yere düşüyor ya da duruyor. Koşsa topu alacak, mal gibi bakıyor falan. O sıkıntı biraz. Hadi lan ben de uzaktan bir deneyeyim dedim de. İlk yarı bitti 2-0. Almanya 2, Fransa 0. İspanya'da oynanan maçta. Güzel başladık. Kalecimize daha top gitmedi. Profesyonel seviyesinde öyle göz kararı seçtim ama biraz kolay geldi galiba bize. Olsun, önemli olan sistematiği görmek zaten. En azından boktan hatalar sonucu gol yemedi. Mesela o kendi kalesine attıkları gol dahi böyle bir hata diyebileceğim bir şey değil. Çünkü adam uzaklaştı, daha doğrusu kornere atmaya çalıştı. Çecu gibi kendi kalesine attı, direğe çarptı. Dönen topta uzaklaştırmaya çalışırken kaleye girdi adam. Hani ona bir hata diyemem. Mesela burada adamların terlemesi ve formaların ıslanma görüntüsü bile çok güzel geldi gözüme. Evet, devam ediyoruz. Biraz kasma oldu bu bilgisayardan oynadığım için. Şu an PlayStation'a bakıyorum çünkü hiç böyle bir kasma yok. Ama bilgisayarda bu tarz bir kasma var. Bu da PlayStation'dan bilgisayara aktarım ve bilgisayarda da kayıt aldığım için sanırım. Muhtemelen aktarımdan kaynaklı, sadece kayıtla bir alakası yok da. Çok güzel ara pas, orta, kafa ve gol ve gol ve gol ve gol. 3-0. 3-0. 3-0. Mario Gomez. Gomez mi? Nasıl Gomez lan? Gomez mi attı oğlum? Nasıl Gomez lan? Dur bakayım. Gomez gördüm ha. Aa, Gomez atmış. Götze oyna. Aa, Götze'yi almadım ben. Doğru, Gomez attı. O zaman bir oyuncu değiştirelim. Oyun planı diyelim. Forvet'e hemen Podolski'mizi alalım. Sonuçta bir Beşiktaş'la, eski Beşiktaş'la oynattık. Bir tane de Galatasaray'la oynatalım. Başka hiçbir takımdan yok. Ter Stegen'i kaleye alayım. Leno varmış aslında da. Leno'yu tanımıyorum bile yani. Bilmiyorum bile. Bayağı uzaklaştım son dönemlerde. Ter Stegen'i kaleye aldık. Genç kaleci. Emre Can'ı da oyuna alalım. Schweinsteiger yerine. Tamam, güzel olduk. Bakalım oyuncu değişiklikleri nasıl geliyor oyuna. Evet, kaleci de değişiyor. Lucas Podolski, Emre Can ve Ter Stegen oyunda. 3 oyuncu değişikliği hakkını birden kullandı teknik direktör falan diye spiker moduna girmeyeceğim. Deutschland, Übeskla, Aleskla. Ich ficke dich, Arschloch. Sırf küfürler. Wie heißt du, wie gehst du? Woher kommst du, wo wohnst du? Scheiße lan! Orada ne faulü? Bak Mesut, adam Türk kanı olduğunu nasıl belli ediyor? Hemen itiraz hakeme. Hemen bir hoca orada bir şey yoktu lan. Dokunduk, kız oyunu mu oynuyoruz burada falan modunda şeyler, hareketler. Kesin Türkçe küfür de etmiştir o. Of! Kaleci mal gibi bekledi ha. Hacı ağlayacaksanız bari bir oynayın falan yapıyor böyle Mesut Özil orada. Şöyle uzun pas atalım bir tane. Ter Stegen'den boktan bir degaj ama oyunda tuttu. Mesut aldı. Arkadaşının kaçtığını gördü. Harika bir pas. Mustafi. Mustafi kim lan? Geri daha içeri. Dönebilir mi? Çok kötü ya. Çok yavaş dönüyor. Direkt dönüşü istemiştim ben öyleyse orada. Şimdi kaleye vuracağım. Mesut Özil. Anam. Valla kornerden gol atılırmış ha. Falso'yu gördüğüm kadarıyla kornerden gol atılır. Oka göre atmadı Falso'yu ama atılabilitesi var kornerden golün. Şunu söylemek istiyorum. PES 2016-17'de Türk takımı olarak sadece Beşiktaş olacak. Onun sebebi de Şampiyonlar Ligi ile olan, Konami'nin Şampiyonlar Ligi ile olan anlaşması sebebiyle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tek Türk takımı olması dolayısıyla 2017'de sadece Beşiktaş olacak Türk takımı olarak. Türkiye milli takımı hariç elbette. Bakın defansın arkasına atılan toplar nasıl? İyi müdahale etti. Oh, güzel müdahale. Kaç abi, kaç abi, kaç abi. Çok güzel kontrol. Yine orta, yine kafa, yine gol. Abi orta kafa gol sıkıntısı bunda da mı devam ediyor yoksa ben bala göte falan mı atıyorum? Lukas Podolski. Galatasaray'ın Alman yıldızı, Alman milli takımı için golünü atıyor. Zaten karşı takım için atsaydı biraz sıkıntılı olabilirdi durum. 4-0. Dünyanın en pahalı oyuncusu Pogba. Varlık gösteremedi maçta daha. Şu an Pogba'da top. İtançoma hazırlı oldu o durum. Yalan buraya. Alırım bir daha. Koş ulan, kaç ulan, koş ulan. Ona değildi ama olsun. Aşağıdaki adam atmıştım ben. Araya gir. Vurdurma gol olur. Çok kötü. Aha, güzel sevilmadan sektim. Araya gireyim dedim de. Tek pas. Çok güzelsin. Kaç abi. Ya! Şu dönüşler bunda da olmamış galiba. İki maçlık PES 2017 maceramdan aktarabileceklerim bu kadar. Hani gördüğüm farklılıklar ya da yenilikler ya da güzellikler, kötülükler olarak. Hakem biraz boktan. Onu söyledim zaten. En büyük olumsuzluk o gibi geldi bana. Ya belki de bana denk geldi. Benim cenabetliğime öyle salak kararlar verdi hakem ama bilemeyeceğim. Yani oynadığım arkadaşım bile oha foul verdi, oha kırmızı kart verdi falan oldu böyle. Yani öyle bir durumda. Vurma lan. Köşeyi kap. Bas hata yapsın. Bas. Önde baskı. 73. dakika. Çıktı o. Koşma, yorulma boşa. Çıktı. Aynen. Top bir anda çok yavaşladı ha. Al kaleci. Ter Stegen. Yürü koşu. Çekil lan önümden. Ter Stegen'im ben. Çekil lan önümden. Allah kahretsin. Boku yedik. Hayır. Girmedi. Sen kim köpek, sen kim ya? Sen. Yalnız Ter Stegen de direkt kaptan olmuş ha. Adam oyuna girer girmez kaptan ya. Oo. Lay. Yürü. Lay. 1931'de doğdu bu renkler. Marmarisliler adamı lay. Kapat önünü. Pogba. Dünyanın en pahalısı Pogba mal gibi durdu ve top kaptırdı. Tek başımızayız burada. Hadi lan. Çok güzelsin. Yukarıya doğru. Çok kötü pas. Şimdi biz düşünelim. Hiçbir şey yok hocam. Avantaja bıraktı gerizekalı, ne var lan orada? Tip! Mavi giyinmiş. Az gelişmiş ülkenin taze soğanı kılıklı herif. Tipe bak. Mahkemeye düşse sadece tipten 6 ay ceza yiyecek. Hala gelmiş burada hakemlik yapıyor. Şire'nin yandan yemişi. Pis hakem. Kesin hakem Cezayirli. Fransız köpeği hakem. Ver o topu bana evlat. Nereye lan o pas? Yavrumsun. Emre Can bir daha alabilir mi? Baskı. Pogba. Griezmann. Aldık. Git dedi bak. Türk seyirciler var. Gurbetçilerimiz İspanya'da da Alman milli takımını yalnız bırakmadı. Hayır. Kaleci çıkartma. Of çok sert girdim. Sarı kart. Sarı kart. Kırmızı verin bu gerizekalı. Oh, sarı verdi. Ben mi yaptım? Bana mı verdin dedi. Bağ mı dedin dedi. Ne güzel girmemiş miyim ya? Of. Dur, kaleyi tut, kaleyi tut. Aa, çizgi çekmiş hakem. Buna da eklemişler çizgiyi bak. FIFA'dan sonra. FIFA'da hakemin çizgi çektiğini görüyorduk ama. Böyle tıraş köpüğünü alıp sıkıyordu yerlere. Hatta bir sürede sağda kalıyordu. Bunda da kalıyor galiba. Koş ulan şimdi. O nasıl ara pas? Allah'ın cezası. Aha. Senin ara pas attığın adamla ara pas attığın yer arasına taksi tutsak 50 lira yazar lan o taksi. O nasıl ara pastı? Öküz. Neyse. Savunmanın hatasını bizim Mustafa'nın çakması değerlendirdi. Bak attığı ara pasa bak. Savunmanın büyük hatası. Savunmanın büyük hatası. Skor 5-0 oldu değil mi? 6 mı oldu yoksa? 5 olmuş. Bizde o. Sakin çocuklar. Sakin çocuklar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Al otur. Bak mal gibi duruyor böyle. Mal gibi bekliyor öyle. Nasıl be. O savunma arkasına paslar biraz daha iyi olmuş yani şey açısından. Savunma daha düzgün yer alıyor gibime geldi ya da ben kötü pas atıyorum. Yani belki biraz daha zamanlama olarak daha farklı biraz daha düzgün zamanlarda atsam sıkıntı olmaz ama biraz daha savunma arkasına atılan topları düzeltmişler gibi. Bu arada şunu fark ettim, çok fazla kayıyor oyun. Yani hani kaydığında normalde atıyorum faraz söylüyorum 100 piksel kayıyorsa burada 150-200 piksel kayma gibi bir şey olmuş. Hani kayma şeyi daha uzun sürüyor oyuncuların. O biraz enteresan bir şey olmuş. Fransızlar şirkeflik yapıyor. 5 golü yediremiyor kendine. Bizimkiler tribünleri alkışlıyor. Çok iyi destek verdiniz. Fransızlar size de geçmiş olsun diye tribünleri alkışlıyor. Fransızlar biz sızlamayız diye espri bile yaptılar orada. Ben ağızlarını okudum. Fransızlar çirkeflik yapıyor. Yani üzücü, üzücü. Böyle şeyler dostluk maçlarında olmamalı. Evet, izlediniz, gördünüz. Siz de fikirlerinizi yorum olarak belirtirseniz FIFA nereden çıktı? PES 2017 hakkında yorum olarak videonun altında belirtirseniz çok sevinirim. FIFA 17'nin de çıkmasını bekliyorum. Ben bir FIFA'cı olarak genel tabirle FIFA 17'yi daha büyük bir heyecanla bekliyorum. Özellikle kariyer hikaye modu ayrı bir durumda ama izlediğim kadarıyla FIFA'nın biraz daha arcade'e, PES'in biraz daha simülasyona döndüğü yorumları var. Bakalım ne olacak? Arcade biraz daha hani eğlencelik, gerçekten daha uzak. Simülasyon gerçeğe daha yakın demek bu arada. PES'in biraz daha simülasyona yakınlaştığı, FIFA'nın arcade'e yakınlaştığı gibi bir yorum var. Ne olacağını merak ediyorum. Umarım öyle bir durum olmaz. Umarım FIFA tahtını korumaya devam eder ama PES de artık FIFA'ya tekrardan rakip olabilir diye umut ediyorum. 2017 yılından spor oyunları konusunda beklensin bu. Evet, mantıklı şeyler bunlar. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hemen şu an bulunduğum yere tıklayarak rastgele sizin için seçtiğim bir videoya ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, fikirlerinizi, yorumlarınızı, önerilerinizi yorum olarak belirtmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.